Günaydın Manisa'dan, merhaba sevgili izleyenler. Her gün birbirinden değerli konukları burada sizler için ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Zihinsel Yetersiz Çocuklar İletişime ve Koruma Vakfı Şube Başkanı ve aynı zamanda ekonomi uzmanı Hüseyin Okumuş bizlerle birlikte sevgili izleyenler. Biliyoruz ki bu vakıf Türkiye'de zihinsel yetersiz çocuklara ve ailelerine yönelik birçok hizmet ve olanak sunmakta. Bunların en önemlisi de eğitim programları diye biliyoruz. Bu konularla ilgili ve gündemde son piyasa durumları ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak sayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş çok teşekkür ediyoruz. Kırmadınız bizi zaman rica ayırdığınız ederim. İçin. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Efendim biz ZİÇEV'in çalışmalarından ve uygulanan eğitimlerden bahsetmenizi, çalışmalardan bahsetmenizi istiyoruz. Bunun yanında son günlerde piyasalardaki durumlara da değinmenizi tamam. istiyoruz ama biz ZİÇEV'le başlayalım istiyoruz. Tabii ki. Öncelikle programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten konsept de çok güzel. İnşallah Türkiye açısından da güzel şeyler olmasını diliyoruz. Şimdi ZİÇEV 32 yıllık geçmişi olan kamu yararına bir vakıf. Aynı zamanda izinsiz yardım toplayabilen vakıflar statüsünde. İzinsiz yardım toplayabilen vakıflar statüsüne tabi olan Türkiye'de yaklaşık 15 tane vakıf var. Bunlardan bir tanesi Kızılay, işte LÖSEV, ondan sonra AÇEV gibi. Bunlardan bir tanesi de ZİÇEV. Bu izinsiz yardım toplayabilen vakıflar statüsünde olmamızın tabii ki bize çok büyük avantajları var. ZİÇEV en son Temmuz ayında marka tescilini de yaptırarak artık Türkiye'de marka olduğunu kanıtlamış bir kurum. Şimdi 32 yıl önce kurulan vakıf Türkiye'de 14 şubesi var. Bunlardan bir tanesi de Manisa. Binlerce öğrencimiz, binlerce çocuğumuz geldi geçti. Hayatta olanlar var, hayatta olmayanlar var. ZİÇEV'in kuruluşundan bu tarafa hala eğitime gelen ve ailelerin güvenli bir şekilde gözleri arkada kalmadan çocuklarını emanet edebileceği bir kurum diyebiliriz. Tabii ki şubeleşmelerden sonra mesela Manisa'da da 1982 yılında Ankara'da kuruldu. 1988 yılında da Manisa'da şubemiz kuruldu. Manisa'nın kuruluşundan bu tarafa çocuğu bizimle birlikte hala eğitime gelen çocuklarımız çok var. Güzel. Bu çok büyük bir özveri demektir. Çok büyük bir güven demektir. ZİÇEV'e duyulan güvenin en büyük göstergelerinden bir tanesi demektir. Programa girerken de bahsettiğiniz gibi ZİÇEV'in en büyük amacı zihinsel engelli olup da hayata tutunmak isteyen çocuklara her konuda destek olmak. Bu çok önemli. Şimdi Jale Hanım şöyle gözümüzün önüne getirelim engelli gruplarını. İşitme engelliler var, görme engelliler var, bedensel engelliler var. Ne bileyim yani birçok engelli grubu var. Fakat bunların içerisinde en çok dezavantaja sahip engelli grubu zihinsel engelliler. Çünkü neden? Bugün bir işitme engelli, bir görme engelli ki zihinsel engellilerden sonra en çok sıkıntı çeken engel gruplarından bir tanesi görme engelliler. Onlar dahi konuşabiliyorlar, algılayabiliyorlar, görme engelliler sanayide iş buluyorlar. Tabii çünkü ki. Eğitim görerek bu nasıl çalışabileceği konusunda eğitimini görüyorlar ve hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Çok zor olmasına rağmen küçük desteklerle hayatlarını idame ettirebiliyorlar, bugün, ayaklarının üzerinde durabiliyorlar. Bugün şehrimizin o kalabalıklığında görme engelli bir vatandaşımız bir vatandaşa seslenerek kardeşim beni karşına karşıya geçirebilir misin diyebiliyor. Ve bunu da severek vatandaşımız da yerine getiriyor. Ama zihinsel engelli çocuklarımız maalesef bundan yoksun. Çünkü zihin engelli olduğu için bunu idrak edemiyor. Zaten o trafiğe onun çıkması mümkün değil. Mutlaka bir ebeveynin veya anne babasının olması lazım. Burada ailelere de çok büyük iş düşüyor. Bizim buradaki tabii ki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi şehrin yani altyapısının engelli vatandaşlarımızın zihinsel engeller olsun, bedensel engeller olsun bunların
Hayatını kolaylaştıracak. Hayatını kolaylaştıracak şekilde idam edilmemesi. Ama son dönemde 2005 yılından sonra özellikle, 2005 yılından sonra biliyorsunuz engellilerle ilgili birçok yasa çıktı. Fakat bu yasaların haricinde, yani anayasal düzenlemelerin haricinde özellikle ve özellikle yerel yönetimlere çok iş düşüyor. Yerel yönetimler, çünkü vatandaşımızın yaşadığı yer engelliye uygun olması lazım. Burada belediyelere çok, çok büyük, büyük iş düşüyor. Belediye. Sağ olsunlar, bugüne kadar 2005 yılından sonra belediye başkanı olan arkadaşlarımızın hepsi ve özellikle de şu son dönemde, son dönemdeki belediye başkanlarımız engelliler konusunda gerçekten hassas, çok duyarlı ve çok hassaslar. Ben burada söylemekten her zaman gurur duyuyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok çok teşekkür ediyoruz. 80 tane çocuğumuzun öğlen yemeğini Büyükşehir Belediyesi karşılıyor. Ha, çok güzel. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Aynı zamanda Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik Bey'e çok teşekkür ediyorum. Biz kendisine dedik ki biz kamuyalardan bir vakıfız dedik. Bize destek olmanızı istiyoruz dedik. Kendileri hay hay dediler. Hangi konuda destek olabiliriz dediler. Biz de dedik ki kamuyalarına vakıf olduğumuz için çoğu öğrenciden eğitim parası alamıyoruz. Mesela anne baba yok, raporu yok çocuğun ama zihinsel engelli, kimsesiz kalmış. Biz bu çocuğa ücretsiz eğitim veriyoruz dedik. Ondan sonra bunun haricinde ailenin de rehabilite edilmesi amacıyla devletin vermiş olduğu 12 saate katkının dışında biz ayda 160 saat bu çocuklara eğitim veriyoruz. Yani devlet 12 saate karşılık para veriyor, biz 160 saat bakıyoruz. Bu tabii ki bizim ek külfet getiriyor. Ben 5 kişiyle yapacağım işi 20 kişiyle yapıyorum. Böyle olunca da tabii ki ben 5 kişinin maaşını vermek başka, 20 kişinin maaşını vermek başka. Tabii masraflarım çoğalıyor. Dedim ki başkanım özellikle nakliye konusunda bize yardımcı olursanız dedik. Nakliyelerin hiç olmasa 4 tane servis aracımız çıkıyor. Bunun bir kısmını siz ödersiniz dedik. Seve seve dediler ve bugün Şehzadeler Belediyesi nakliye ücretimizi ödüyor. Ki bu bizim için çok büyük bir kazanç. Kendilerinden Allah razı olsun diyorum. Bu kapsamda biz 26 yıllık yaklaşık binamız buradaki Manisa'daki binamız. Tabi 26 yıldır bir çivi çakılmamış. Ben 6 yıldır vakıf başkanlığı yapıyorum. Yönetime geldikten sonra bir takım değişiklikler yapmaya başladık. İşte benim sınıfım projesini başlattık. Benim sınıfım projesi kapsamında organize sanayi bölgesinden, sanayicilerimizden çok büyük destek aldık. Bütün sınıflarımız inanın pırıl pırıl oldu. Bunu daha önceki haber bakın gelin herkese kapımız açık. Yüreğinde sevgi olan bu çocuklara karşı birazcık duyarlı olan vatandaşlarımız gelsinler. Zihinsel engelli çocuklarımıza nasıl eğitim verdiğimizi, hangi koşullarda eğitim verdiğimizi size samimiyetimle söylüyorum. Bugün bizdeki mutfak zihinsel engelli çocuklarımızın yemeklerinin piştiği, daha doğrusu yemek hazır geliyor da işte servis yaparken pişirmek zorunda kalıyoruz. Isıtıyoruz daha doğrusu. Servis yapıyoruz. Çocuklarımızın başında öğretmenlerle birlikte. Gelsinler yemek de yesinler bizimle. Ve inanın hangi koşullarda, nasıl bir atmosferde, aynen öyle. Güzel bir ortamda. Bir ortamda yemek yediklerini görsünler. Size samimiyetimle söylüyorum Ceren Hanım. 5 yıldızlı otelde böyle bir mutfak, böyle bir yemekhane yok. Bu tamamen sizin özverili çalışmalarınızda. Sağ olsunlar. Yönetimdeki arkadaşlarım da. Mutlaka sizin yönlendirmenizle, destekle böyle bir şey, durum sonuçta ortaya çıkıyor. Diğer vakıflara da, diğer yardım derneklerine de örnek olacak şekilde. Örnek olması açısından aynı şekilde. Organize sanayi yönetimi çok büyük destek sağladı. Organize sanayiden birçok firma bu İş benim sınıfım projesine katkıda bulundular ki 10 bin liradır. Bir odanın maliyeti 10 bin lira destek sağlayarak ki biz 25 tane sanayicimize ulaştık ve okulu komple yeniledik. Bu kapsamda Yunus Emre Belediye Başkanımıza gittik. Dedi ki efendim biz işte işçilik konusunda da sizden destek istiyoruz dedik. Memnuniyetle dediler ve hemen akabinde bir ekip gönderdiler bize. Tamam dediler, biz işçiliği, buranın döşemesini, ondan sonra ne bileyim yani işçilik konusunda ne gerekiyorsa biz elimizden gelen desteği sağlayacağız dediler ve gerçekten çok büyük bir destek sağladılar. Burada Yunus Emre Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Çerçeve'ye çok çok teşekkür ediyorum. Şu durumda baktığımızda Manisa'daki merkez belediyelerde hiçbir sıkıntı yok. Hepsinden destek alıyor çok vakfımız. Şükür, çok şükür. Evet, bu da ne kadar güzel, olumlu bir olarak çocuklarımıza yansıyor. Yansıyor. Mutlaka ve inanın ailelerine. Cihal Hanım, şöyle bir şey var.
Bizdeki çocuklar eve gitmektense okulda kalmayı tercih ediyorlar. Çünkü bak, mutlular orada. Çok, çok. Bizde aktivite çok. Evet. Sabahleyin geliyor saat 9'da çocuklarımız. Öncelikle hemen büyük bir alanımız var. Spor yapıyorlar. Top oynuyorlar. Ondan sonra basket sahamız, potamız var. Basket oynuyorlar. Mutlaka ve mutlaka okulun çevresinde bir 3-4 tur atıyorlar. Özgür hareket edebiliyorlar. Aynen, çocuklar aynen. Çok önemli. Çok özgürce hareket ediyorlar. Daha sonra işte öğretmenlerin nezaretinde sınıflarına geçiyorlar. Tabii ki eğitim programları var. Her öğrencimizin mutlaka 8 saat bireysel, 4 saat pardon 8 grup 4 saatte bireysel eğitim olmak üzere eğitim almaları gerekiyor. Öğretmenler ders sırası gelen öğrenciyi odalarına alıyorlar. Onlarla birebir eğitim veriyorlar. Eğitim materyallerimiz var. Hatta biraz eksiklerimiz var. Bunu da buradan hayırsever vatandaşlarımıza duyurmuş olalım. Eğitim materyallerimiz konusunda eksiklerimiz var. Onları daha böyle çağın gereksinimi ve çocuklarımızın daha iyi algılayabileceği şekilde böyle eğitim materyalleri alabilirsek çok çok mutlu oluruz. 80 öğrencimiz var. Tabii ki nasıl? Yaş grupları. Yaş grubu olarak 0 yaşından 40 yaşına kadar çocuğumuz var. 40 yaş. Evet. Biz 0-5 yaş grubuna çok önem veriyoruz. 0-5. Biliyorsunuz ağaç yaşken eğilir. Aynen öyle. 0-5 yaş grubuna verdiğimiz önem doğrultusunda da onların sınıflarını tam bir kreş havasında yaptık. Gelin görün, mutlaka görünmesi gereken bir sınıf. İnanın o kadar çok mutlular çocuklar ki. İnanılmaz zevk alıyorlar, inanılmaz mutlular, aileler de çok mutlu. Tam bir kreş havası verdik. Öğretmenlerimizle, psikologumuzla, fizyoterapistimizle, ondan sonra bireysel öğretmenlerimizle gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Bu arada çok güzel bir anekdot var, onu bir özellikle belirtmek istiyorum. Geçenlerde, burada isim de vermek istiyorum, hatta Denge Gazetesi'nde de şey yapıldı, yayınlandı. Atlantis sitesinde çocuklar... Ne kadar duyarlı. İşte burada aileleri öncelikle tebrik etmek istiyorum. Demek ki aileler o kadar çok duyarlı çocuklar yetiştirmişler ki bu çocuklar bu duyarlılığı gösterebilmişler ve annelerinden bunu rica etmişler. Demişler ki anneciğim demişler biz işte hanımefendi odasının bir bölümünü yani bir odasını evin bir odasını bu çocuklar için ayırmış. Sitedeki çocuklar için. Resim odası yapmış öyle oraya. Mi? Onlar da sıfırlı yani 3 yaş grubuyla 12 yaş grubu arasında çocuklar burada resim yapıyorlar. Sonra annelerine diyorlar ki anneciğim biz bu resimleri satıp ayrıca diyorlar sizin de yardımlarınızla işte buradaki site sakinlerini bir arada toplayıp bu işte site sakinlerine limonata satarak tanesi 10 bardağın tanesi 10 lira ama istediğin kadar da verebilirsin diye ucunu açık tutmuşlar. Tanesi 10 liradan limonata satıyorlar, resimlerini satıyorlar ve samimiyetimi de söylüyorum çok çok güzel bir para toplamışlar. Bize geldiler. Ben de inanın sizin gibi oldum. Böyle tüylerim diken diken oldu ve dedim bugüne kadar dedim aldığımız en büyük hediye belki milyarlarca para aldık. Çok büyük paralar aldık okulumuz için. Bu kadar değerli bir para almadık. Bize dediler ki biz size para olarak değil de biz bunu eğitime katkı veya da ne bileyim sizin ihtiyacınız olan bir şey alalım. Jale Hanım bizde bir tane kırık dökük bisiklet vardı. Evet. Böyle çocukların kullandığı 0-5 yaş grubu çocuklarımızın kullandığı kırık dökük bir bisiklet vardı. İnanın çocuklar o kırık dökük bisikletin başında kavga ediyorlar. Yani işte ben bineceğim sen bineceksin, ben bineceğim sen bineceksin kavgası. Aileye dedik ki... Bisiklet alabilir misiniz? Aman aile o kadar çok mutlu oldu ki. Ay dediler bundan daha güzel bir hediye olamaz dediler. Çok güzel. Sonra çocuklara söylemişler. Demişler ki bak biriktirdiğiniz paralarla 5-6 tane bisiklet aldılar. Öyle mi? Evet. 0-5 yaş grubunun çalışma olmuş onlar için. Artı uzaktan kumandalı yarış arabaları. Bunun yanında çok çok güzel çocuklarımıza kıyafetler. Ay çok güzel. O kadar duyarlı bir hareket oldu ki geldiler. Her çocuk almış olduğu hediyeyi bizim çocuklarımıza hediye etti. O anki tabloyu, o anki sevinci çığlıkları duyamazsınız. Yani bunu anlamak mümkün değil. Anlatılmaz yaşanır derler ya. Evet. Gerçekten biz o mutluluğu yaşadık. İşte Ziçe bunun için var. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi, çocuklarımızın sosyal hayata adapte olmaları için... Gereken neyse yapılması için Ziçev elinden geleni yapıyor. Sadece Manisa olarak değil, gerçekten bütün şubelerimizde
müthiş çalışmalar var. Şu son dönemde özellikle müthiş bir çalışma var. İnşallah çok çok güzel şeyler daha olacak. Biz ailelerin en büyük sıkıntılarından bir tanesi bizden sonra ne olacak kaygısı. Bu evet, çocuklar bizden sonra ne olacak kaygısı. Sağ olsun Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımızla biz bundan 2-3 yıl önce bu konuyu aksettirdik. Dedik Sayın Bakanım hayvanlara barınak yapıyorsunuz. Bizim çocuklarımız bizden sonra ne olacak diye bir serjeniste bulunduk. O da dedi ki işte arsanız var mı dedi. Arsamız var dedik. 2400 metrekarelik arsamızın üzerine çok çok teşekkür ediyoruz. Allah bin kere razı olsun hepsinden. Vakıfbank bize yatılı bakım evi yaptı. Şu an 13 tane çocuğumuz var. Evet, evet. Önümüzdeki günlerde bu sayının artmasını bekliyoruz. Çünkü Ağustos ayından sonra bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yeni bir düzenlemesi var. Bu kurumlardaki ruhsal ve zihinsel engelli çocukların aynı çatı altında kalmalarının mümkün olmadığı konusunda bir karar çıktı. Oradaki zihinsel engelli çocuklarımız şimdi şu an mesela bizim dışımızdaki Manisa'daki yatılı bakım evlerinde zihinsel ve ruhsallar bir arada kalıyor. Bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından böyle bir şey olamaz dedi. Yani bu çatı altında hem zihinsel hem de ruhsal olmaz. Hem de şizofren. Olmamalı. Yani olmamalı. Doğrusu da bu. Evet. Bu konuda bir çalışma yapıldı. Bu 17 Ağustos'tan sonra bu yürürlüğe gelecek. Oradan gelen çocuklarla birlikte hemen kapasitemizin artacağı ve dolacağını tahmin ediyoruz. Gerçekten oradaki yaşam daha bir başka. Çünkü sabah kalkıyorlar. Onlar da aynı şekilde spora gidiyorlar. Sabah kahvaltılarını veriyoruz. Öğlen yemeği veriyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün bize her ay vermiş olduğu bir yemek listesi var. Bu yemek listesinin haricinde herhangi bir şey yapamıyorsun kesinlikle. Diyetisyenler vasıtasıyla ve sosyal uzmanlar vasıtasıyla bir yemek listesi hazırlıyorlar. Arkadaşım bu yemek listesinin dışına çıkamazsın diyorlar. Tüm detaylar düşünülüyor. Aynen. Tüm detaylar düşünülüyor. Tabii bunlar yeterli gelmiyor bizim için. Biz ara öğünler koyuyoruz. Üç öğün yemek. Sabah kahvaltı, üç öğün yemek. Ara öğünlerimiz de var. Sağ olsun sanayideki, organize sanayideki bazı firmalarımız gıda desteği sağlıyorlar. Özellikle buradan Ferrero'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Bunlar arada bir Nutella, çikolata gönderiyorlar. Çocuklarımızın ekmeğin üzerine sürmesi için. Geçenlerde mesela bayağı yüklü miktarda bu süt dilimi gönderdiler. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bu böyle duyarlı vatandaşları biz sadece maddi açıdan bakmıyoruz. Şahane Hanım gelip çocuğumuzun saçını okşaması da bizim için yeterli. Evet. Gelip çocuklarımızla biraz zaman geçirsinler. Onlarla vakit geçirsinler. Bu bizim için yeterli. Sadece her şey maddiyat değil. Bize manevi olarak da destek vermelerini istiyoruz. Manevi olarak gelsinler. Ya biz işte bugün çocuklarımızı ziyarete geldik desinler. Elleri de boşta gelebilirler. Hiç önemli değil. Yeter ki çocuklarla bir saat veya iki saat vakit zaman geçirsinler ki, zaman geçirsinler ki hayata şükretmeyi öğretsinler. Öğrensinler. Gerçekten şu suyu içiyoruz. Nefes alıyoruz. Bakın kuş sesleri. O kadar güzel bir ortam var. Sağlığımız yerinde, aklımız yerinde. Hı. Hayata şükrediyoruz. Allah'ım çok şükür bugünü de gördük diyoruz. Ama gün içinde biz bunları unutuyoruz. Gelsinler. Hayatın ne kadar zor olduğunu, bu çocuklarımız için neler yaptığımızı, ne tür fedakarlıklara katlandığımızı gelsinler, görsünler. Onlar da eve gittiklerinde yastığa başına koyduklarında şükretsinler. Allah'ım bin şükür o çocuktan ziyade ben kendi çocuklarıma daha çok işte önem veriyorum, daha sağlıklı bir çocuk yetiştiriyorum. Bin şükür desinler. Yani gerçekten zor, sıkıntılı bir süreç ama samimiyetimle söylüyorum. Benim de çocuğum 25 yaşında. Onunla olmak o kadar zevkli, o kadar mutlu bir şey ki. Artık biz ayrılamıyoruz yani. Ayrılmaz bir parça olduk. Cumartesi pazarı olsun istemiyor çocuk. Öyle mi? Ben hayatımdan memnunum ama çocuğumuz cumartesi pazarı olsun istemiyor. Çünkü arkadaşlarından ayrı kalacağı için çok zor. Çünkü orada mutlu. Çok. Cumartesi pazarı Cahil Hanım AVM'de geziyoruz, şurada geziyoruz, ama burada geziyoruz. Vakit geçirmek için orada. Kesinlikle orada. O yüzden işte çocuklarımız mutlu. Bu çocukların geleceğini de garanti altına aldığımız için özellikle yatılı bakım eviyle gerçekten çok huzurluyuz. Zihinsel olarak hedeflerimiz büyük. Çok daha büyük projelere imza atmak istiyoruz. Hazırladığımız projeler var. Bu arada sizin vasıtanızla bir duyuru daha yapalım. Buyurun. Bizim yatılı bakım evimizin biliyorsunuz güzergahı organize sanayi bölgesi güzergahı evet. Üzerinde ve bugün sanayide bugün 30 bin kişi çalışıyorsa eğer çok
büyük bir kısmı, %70'lik kısmı bizim yol güzergahından geçiyor. Biz de bunu bankalarımıza ilettik. Dedik ki yol güzergahı gerçekten hareketli. Gelin buraya bankamatik koyun dedik. Sağ olsunlar ilk etapta tabii orada Vakıfbank yaparsa olduğu için güzel. Vakıfbank bir bankamatik koydu. Dün itibariyle İş Bankası'ndan da bir söz aldık. Onlar da sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir bankamatik de onlar koyacaklar. Buradan ufak çaplı bir gelir elde edeceğiz mutlaka. Ve bu çocuklarımızın eğitimine ve bakımına harcanacaktır bu para. Ben diğer bankalara da buradan seslenmek istiyorum. Gelsinler, arsamızı incelesinler, yerimizi incelesinler. Gerçekten çok çok güzel bir yerdeyiz. Bir de bu kar amacı güdülmemesi lazım böyle konularda. Bu sosyal sorumluluktur. Oraya bir tane bankamatik koymakla onlar yani koskoca bankalar zarar edecek değiller. Ama mutlaka şunu da söyleyeyim. Bu mahallede bir eksikliği hissediliyor gerçekten. Doğru, bu yol güzergahında bir eksikliği hissediliyor. Eğer bankamatik konusunda da bankalarımız duyarlı olurlarsa eğitime katkıda bulunmak için oraya çok büyük birkaç bir... tane daha birkaç farklı bankada daha ATM'si yapılabilir. Eğitime katkıda bulunmuş olurlar. Evet. Bağış ve yardımlar için de her zaman herkes... Bir de Cücel Hanım bağış ve yardımlar dediniz. 6685 SMS numaramız var. Evet, bu çok önemli. 6685. Buraya... Ben sevgili Manisalılara buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Geçenlerde engelliler haftası nedeniyle 6685'e boş mesaj atarak eğitime katkıda bulunan sevgili Manisalılara çok çok teşekkür ediyorum. Bu sadece engelliler haftası için değil. 6685 her zaman, açık. Hı hı. Bu hattımız her zaman açık. Hı hı. Atılacak bir boş mesaj ile 6685'e atılacak hı hı. boş bir mesaj ile zihin engelli çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmuş olacaklar. Hı hı. Ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum herkese. Evet. Evet sevgili izleyenler, özellikle bunu belirtmek istiyoruz. Az önce sayın okumuş da belirtti 6685'i. Bunu her zaman yılın herhangi bir günü, herhangi bir saatinde buraya boş bir mesajla en azından elinizden bu kadarı geliyordur. Bu kadarı da olsa bir mesajla atmanız hem sizin duyarlılığınızı gösterecektir hem kendiniz daha iyi hissedecekler. Evet. Belki bunu gönderdikten sonra bir mutlu bir huzur yaşayacak insanlar. Gidemiyorsanız, ziyaret edemiyorsanız veya yetersiz olacağını düşündüğünüz için gidemiyorsanız en azından bunu yapabilirsiniz diye düşünüyoruz. Evet, Ziçev'i konuştuk. Bir de sizin ekonomi uzmanlığı tarafınız var. Son günlerde Türkiye'de bir takım olaylar yaşanıyor. PKK, IŞİD terörü, koalisyon süreci vesaire. Bunlar piyasayı nasıl etkiliyor? Bunlarla ilgili neler söyleyeceksin? Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye malum 12 yıllık tek başına bir iktidar sürecinden sonra 7 Haziran seçimlerinden sonra bambaşka bir tabloyla karşılaştı. 7 Haziran seçimlerine gelmeden önce biz yılbaşındaki projeksiyonumuz işte bütün sanayici olarak, piyasa yorumcuları olarak tek başına iktidarın devamı gelir. Ama 7 Haziran seçimi öncesinde bir beklenti süreci, yani bir bekleme süreci olur. Bu emtia fiyatlarındaki işte petrol fiyatları düştü. 140 dolarlardan 55 dolarlara, 50 dolarlara kadar düştü. Bunun işte altın fiyatları düştü. Ekonomiye yansıması mutlaka olumlu olacaktır diye bir beklentimiz vardı. Ne oldu? Biz dedik ki 7 Haziran'a kadar bu süreç biraz yavaş aksayarak gider. Ama 7 Haziran seçimlerinden sonra tekrar bu emtia fiyatlarındaki düşmeyle birlikte ekonomi yeniden ivme kazanır. 2015 yılında %3 civarında ki dünya büyüme ortalamasının üzerinde bir büyüme ortalaması büyürüz diye düşünüyorduk. Fakat 7 Haziran'ın seçimlerinden sonra bambaşka bir tablo ortaya çıktı. Vatandaş dedi ki arkadaş 12 yıldır tek başına iktidar süreci geldi. Çok güzel işler yapıldı. Evet ama bundan sonra uzlaşma dönemi. Çözüm bekleyen birçok sorun var. Bu çözüm bekleyen sorunların tek başına iktidarla değil de daha katılımcı, geniş koalisyonlu bir hükümetle çözümüne inanıyoruz gibilerden bir mesaj verdi halkımız. Uzlaşın dedi. Çıkarılması gereken yasaları uzlaşarak çıkarın. Çünkü birinin hak dediğine birinin kara dediği bir dönem yaşadık 12 yıl boyunca. Madem öyle diyorsunuz, uzlaşın madem. Evet. Bu yasaları birlikte çıkarın. Türkiye için menfaati neyi gerektiriyorsa, Türkiye'nin menfaati neyi gerektiriyorsa bu doğrultuda yasaları çıkarın, anayasayı değiştirin. Sanayicinin beklediği, iş dünyasının beklediği yasaları çıkarın. Ondan sonra önümüzü daha büyük hedefler koyalım. Yolumuza devam edelim dedik. Fakat 7 Haziran'dan sonra
durum değişti. Şimdi hükümet aşağı yukarı 40-50 günü geçen bir süreç var 7 Haziran'dan sonra. Henüz koalisyon kurulmasına yönelik bir şey yok, ışık yok. Evet, son günlerde AKP ve CHP ile bir koalisyon kurulması yönünde bir beklenti var. Hatta heyetler bu hafta için çok önemli. Koalisyon kurulması ile ilgili süreç. Bu hafta içerisinde ikili temaslar, daha doğrusu gruplar halindeki temaslar devam edecek. Mutlaka koalisyon kurulması yönünde çabanın sarf edildiğini biliyoruz. Piyasalarda bunu şu an fiyatlıyor. Ama erken seçim ihtimalini de mutlaka ve mutlaka göz önünde bulundurmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü işte MHP biliyorsunuz erken seçim var diyerekten köprüleri attı. Evet. Hatta şeylere başladı. Çalışmalara başladı. Mitinglere başladı. Bu arada tabii HDP ile koalisyon kurulmayacağı daha önceden deklare edildiği için o kapı da kapandı. Mutlaka AKP ile CHP'nin bir hükümet kurması üzerine bir formül var. Bu olur veya olmaz. Olması ülke için yararlı mı? Evet, yararlıdır. Çünkü büyük bir çoğunluk, halkın %75'ine hitap eden bir çoğunluk var orada. Bayağı büyük bir çoğunluk. 75'ine hitap eden bir çoğunluk var. Burada kurulacak olan bir koalisyon hükümetinin mutlaka ülke için yararlı işler yapacağından eminiz. Ama dediğim gibi seçim öncesindeki bir takım halka verilen taahhütler var. İşte AKP'nin vermiş olduğu, CHP'nin vermiş olduğu bir takım taahhütler var. Ekonomik olarak ve siyasi olarak, demokratikleşme adına, ekonomik beklentiler adına. Bunlar konusunda mutlaka pürüzler çıkacaktır. Tabii ki şimdi parti heyetleri ilk etapta zemin yoklaması yapıyorlar. Bir noktaya kadar geldikten sonra anlaşamadıkları konuları not edip bunu liderlere sunacaklar. Liderlerin baş başa yapacakları görüşmede de arkadaş benim olmazlarım bunlar, benim olmazlarım bunlar, her iki partide olmazlarını söyleyecekler. Asgari noktada birleştiklerinde hükümet kurulacak. Aksi takdirde 45 günlük sürenin dolmasına zaten 26 gün, 25 gün falan kaldı. 25 gün içerisinde hükümet kurulaması yeniden bir erken seçim. Erken seçim en erken Kasım ayı içerisinde olması lazım çünkü takvime göre. Şimdi 2015 yılı ilk 6 ayını biliyorsunuz 7 Haziran seçimlerini bekleyerek geçirdik. Başta da belirttiğim gibi. Eğer bir Kasım ayına kadar daha beklersek 2015 yılını kaybetmiş oluruz. Bu şu açıdan çok önemli. Biliyorsunuz bu yayına başlamadan önce yaptığımız görüşmede de belirttiğim gibi. Sanayici açısından çok önemli. Sanayici yıllık bağlantı yapıyor. Yıl başında oturuyor kurmaylarıyla birlikte. Arkadaş işte bu seneki maliyetimiz şu olur. İşte Amerika'ya şunu satacağız, Avrupa'ya şunu satacağız, Orta Asya'ya şunu satacağız, Orta Doğu'ya bunu satacağız. Onlar bir birim maliyeti çıkarıyorlar ve birim maliyeti üzerinden dışarıya bunu deklare ediyorlar. Arkadaş bizim bugün ürettiğimiz şu bardağın maliyeti 5 lira. Evet. Yani dolardaki artık onlar 2.75 hesap ediyorlar veya 2.80 hesap ediyorlar bilemiyoruz. Benim maliyetim 5 lira. Bu 5.5 olabilir, 4.5 olabilir şeklinde de opsiyon bırakıyorlar. Ama işte bu belirsizlik ortamında, önümüzdeki dönemdeki belirsizlik ortamında, dolarda veya kur cephesinde olmadık bir rakam, işte 2.80'leri gördük biliyorsunuz. Evet. Bu 3'lere kadar da gidebilir, dolardaki rakam 3'lere kadar da gidebilir. İşte bu ek maliyet getireceği için sanayici bundan tedirgin. Sanayici bugün Manisa'da üretimin durduğunu, sanayicinin işten işçi çıkardığını duydunuz mu? Hayır. Duymadınız. Evet. Bu bir yıl öncesinde yapılan program doğrultusunda bugün sanayici üretimini yapıyor. Ama Kasım'da yapılacak olan bir seçim 2015 yılının kaybolması, 2016 yılı içerisinde de yapılacak olan programın da aksaması demektir. Çünkü kurda gelinecek olan seviye belli değil. Faizlerin ne olacağı belli değil. Bugün çift tane rakamlardayız faizlerde. Bu bir sene öncesinde %5, %5.5'lardaki faizler tekrar çift haneye çıktı. Bir de bizim içimizdeki gelişmelerin dışında dışımızda da bir gelişme var. Mesela FED, Amerika Merkez Bankası, ben diyor artık 2008 yılından beri piyasalara diyor çok yüksek oranda diyor dolar verdim. İşte gelişmekte olan ülkeler ve diğer ülkeler diyor bundan nasiplendi. Ama arkadaş ben de artık diyor büyümeye başladım. Amerika ekonomisi toparlanmaya başladı. Ben piyasaya verdiğim dolarları geri çekeceğim diyor. Geri çekmesi için de faizleri yükseltmesi lazım. Şimdi piyasaların beklentisi Eylül ayından itibaren faizlerin yükseltilmesi yönünde. Bakın Jale Hanım, Amerika'nın
Hani her zaman deriz ya, Amerika nezle olduğu zaman biz artık kasırgaya tutulmuş gibi oluruz. Amerika'nın faiz arttırımı demek bütün gelişmekte olan ülkelerde yeni bir dalganın başlaması demektir. Şimdi IŞİD terörü var. Yani IŞİD terörü demeyelim. Terör belasıyla tekrar yüz yüze geldik. Şimdi terörden dolayı turizmci tedirgin. Ondan sonra ne bileyim sanayici tedirgin. Yatırımcı tedirgin. Böyle bir ortamda faizin yükselmesi, kurun yükselmesi tedirginliği arttıracaktır. Şimdi öyle bir atmosferdeyiz ki dışarıdan FED baskısı, ondan sonra ne bileyim Avrupa'daki sıkıntılar Yunanistan konusunda yeni atlattık. Avrupa'da sıkıntı var. Dış talep az. Dış talebin azaldığı bir noktada iç talepte de bir azalma olursa tedirginlikten dolayı. Çünkü siz eğer bu terör olayları nedeniyle bir tüketici olarak harcamalarınızı ne yaparsınız? Ertelersiniz. Evet, arkadaş en iyisi altın alayım veya paramı faizle tutayım. Ne olacağı belli olsun. Evet. Ona göre veya döviz alırsınız, beklersiniz. Mutlaka tutarsınız. Da, harcama yapmadığınız için de tüketim olmaz. İş talep canlı olmadığı için de üretim olmaz. Doğru. O yüzden ekonomide bir daralma var. Ekonomide bir sıkıntı var. İşte bütün sıkıntılar buradan kaynaklanıyor. Bu belirsizlik ortamının da bir an evvel çözülmesi için ya hükümetin bir an evvel kurulması lazım veyahut da ne olacaksa olsun arkadaş erken seçime gidilecekse gidilsin mutlaka tamam bir çöküş yaşanacaktır. Piyasalarda bir çöküş yaşanacaktır. Ben sanayici açısından bir tek sıkıntımız başta da belirttiğim gibi maliyetlerin artmasından dolayı bir sıkıntı yaşanacaktır. Faiz kredi kullanıyorsa kredi faizinin maliyeti artacak. Döviz cinsi borcu varsa ki Türkiye döviz cinsi borcu yüksek ülkelerin başında giriyor ama kamu borcu olarak değil, reel sektörünün çok borcu var. Yani dışarıdan sağlamış olduğu sendikasyon kredileriyle sanayici iş yapmış. İşte binalar dikmiş, gökdelenler yapmış, konut sektörüne girmiş, üretim yapmış. Şimdi borçlanmış. Kaç paradan aldı doları? 2500 liradan aldı. Ama şimdi 3 liradan dolar almak için daha fazla TL'ye ihtiyacı olacak. Bu sefer bankaya gelecek kredi maliyetleri yükseldiği için bir sıkıntı var ortada. Bunu açık açık görmek lazım. Bu sıkıntıların aşılması için ya hükümetin bir an evvel kurulması lazım veyahut da ne olacaksa arkadaş erken seçime gidecekse erken seçim kararının bir an evvel verilmesi lazım ki erken seçim kararının verilmesi de belirsizliği bir yerde ortadan kaldırır. Ha tamam arkadaş. Evet, sanayici önüne gelir tamam Kasım'da seçim var deyip hesabını kitabını ona göre yapar. Bir an evvel kararın verilmesi lazım. Şu belirsizlik piyasaları oldukça olumsuz etkiliyor. Aynen ne zaman belirsizlik ortadan kalkacak her şey daha güzel rayına oturmuş olacak İnşallah. Diyebiliriz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için bu güzel bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Umarım hem Ziçe ziyarete gelir hem sizi burada tekrar bir gün burada ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Etkinliklerden bahsederken atlamadan geçmeyelim. Bugün de bir etkinliği var. Evet. Ziçev'in sevgi evlerindeki çocuklarla birlikte bir yemeği var. Evet. Ben burada öncelikle TV'nin sahibi ve Denge Gazetesi'nin sahibi Manisa'mızın tanınmış adamlarından Erdin Çumrukaya Bey'e ve Hanedan Çeyiz'in sahibini Ahmet Karakaç'a çok çok teşekkür ediyorum. Bu duyarlı davranışından dolayı çocuklarımızla başta da belirttiğimiz gibi bir saatlik dahi olsa bir zaman geçirmek gerçekten onları da çok mutlu edecektir. Bizleri de çok mutlu edecektir. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu duyarlı davranışın Manisa'daki diğer sanayici arkadaşlarımıza, diğer vatandaşlarımıza da örnek olmasını diliyorum. Mutlaka ve mutlaka gelin, görün ve bizimle bu hayatı paylaşın diyorum. Evet, çok teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, günaydın Manisa'nın sonuna geldik. Çok değerli konuğumuz, İnsai Ders Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Şube Başkanı ve ekonomi uzmanı Hüseyin Okumuş bizlerle birlikteydi. Kendilerine bir kez daha şahsım ve sizler adına teşekkür ediyorum. Yarın sabah günaydın Manisa'da buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.